Başkan Şahin, bayram ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesinin her kademedeki çalışanıyla çok özel ve güzel bir aile olduğunu belirterek şunları söyledi. Hakikaten çok özel bir aile, Gaziantep Büyükşehir ailesi. Temizlikçisinden çaycısına, mühendisinden muhasebecisine, öğretmenine, genel sekreter yardımcısından genel sekreterine, elimizde yetişmiş insan gücü, beşeri sermayemiz ve çok güzel bir ailemiz var. Arkadaşlarımızla konuştuk. Şimdi önümüzde çok güzel bir bayram var. Bayramı ağız tadıyla yaşamak için, bayramı bayram gibi yaşamak için. Tabii ki aile ekonomisi önemli. Burada çalışan arkadaşlarımız evine kurban alacaklar. Kurban için verdiğimiz destek önemli. %100 kurban parasında artış yapmayı uygun gördük. İstiyoruz ki herkes çoluğuyla çocuğuyla kurbanını kessin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bayramdan sonra da biraz önce başkanımızın söylediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücretle ilgili verdiği ara zammı değerlendiriyoruz. Yeni müjdemizi de bayramdan sonra ikinci bir bayram sevinci olarak kendi çalışma arkadaşlarımızla paylaşacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim ağız tadıyla yedirsin. Huzur, mutluluk versin evlerine. Bütün ailesine, eşine, analarına, babalarına, çocuklarına hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hizmet İl Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise şunları söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı çalışanlarımızı, üyelerimizi temsilen onların talepleriyle alakalı Sayın Bakanımızın yanına geldik. Sağ olsunlar kendileri bu zam çalışmasıyla alakalı bayramdan sonra ellerinden geleni yapacaklarını beyan ettiler. Nasıl göreve geldiği günden bu yana işçilerimizin, üyelerimizin yanında olduysa bugünden sonra da olacağını bir kez daha kanıtladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gazi Ağaç, Gazi Bel, Gazi Kültür ve Gazi Danışmanlık şirketlerine bağlı çalışanlar için Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şubesi ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen ikramiye bayram öncesi maaşlara bereket, yansıyacak. Allah bize verdiğimiz, harcadığımız şeylerin bereketini verecek ve halkımıza verdiğimiz her bir sözü paramızın bereketiyle yerine getirmiş olacağız. Onlardan dua bekliyoruz.